Hiç ihanete uğradın mı? Hiç ihanete uğradım mı? Uğradım tabii ki. Her kadın ihanete uğrar Ne ya. yaptın? Ne yaptım? Ya sinirlendim, üzüldüm. Ama hani şey oluyor bir süre sonra ya. Bir şey ifade etmemeye başlıyor. Yani hani ben böyle çok acısıyla, bir şeylerin acısıyla ve takıntısıyla yaşayan bir insan değilim. Belki de hayattaki en önemli pozitif özelliğim bu. Ben çabuk unuturum, kin tutmam. Kin tutmakla uğraşmam. Ya kimse, herkes kendine yapar günün sonunda. Ama ihanete uğramadım dersem yalan olur, uğradım yani. İlk aşamada bir şok edici oluyor ama... Nasıl yakaladın Buket? Şüphelendiğin andan itibaren. Önce şüphelenmeni anlat, sonra nasıl yakaladın? Ya şöyle, aslında şüphelenmedim. Aa, Ya senin gibi önüme uyanık düştü. bir kadın. O Önüme davayı. düştü. Benim önüme düşer. Yani hep böyle olur. Mesela ama bu sadece aşk ilişkisi olarak düşünmeyin bunu. Mesela biz işte çok iyiyiz ya. Ben size bir gün bir şey söyledim. Dedim ki hadi Müge, Gülşen gelin işte benle yemek yiyin. Size dediniz ki ay canım işte biz hastayız evde yatıyoruz dediniz. Ama ve sonra başka arkadaşlarınızla yemeğe gittiniz. Ben mutlaka oraya gelirim. Görüyor Mutlaka musun be? tesadüf. Yani oraya gelirim o gün ve sizi onlarla yemek yerken görürüm. Hep böyle. Hep daha çok kısa bir süre önce böyle bir şey yaşadım. Bir arkadaşım bana işte biriyle olacağını söyledi. Sonra ben de böyle tesadüfen o mekana gittim. Ya böyle yanında başka olmaması gereken, benim aramın bozuk olduğu diyeyim Birileri işte. vardı. Bambaşka birisi vardı ve ben onları orada gördüm. Bu kişi şok geçirdi. Ne Yani yaptın? hani ben selam vermedim hiçbirisine. Ama yani o tabii ya onun o anki surat ifadesi hayatımın sonuna kadar Buz gibi. unutamayacakları o listesine Peki ekledim. ihaneti nasıl yakaladın? Mesaj. Yani önüme düştü ama yani. Hiçbir şey araştırmam. Ben kimsenin ne telefonunu karıştırırım ne bir şey falan ama hani öyle o şekilde bir Mesaj sana mı yakalamışlığım. düştü? Hayır. Şöyle telefon bir yerde duruyordu. Böyle ışığı yandı çat diye. Ondan sonra kafamı çevirdim. Zaten gördüm. Sonra da zaten birazcık üzerine gidince çıktı ortaya. Yani hani oldu benim de başıma gelen böyle bir şey. Ama yani hiç çok da önemli değil açıkçası. Tekrar söylüyorum. Yapan kendisi yapar. İhanet eden de kendisi Kendini yine aldatır. de. Evet. Günün Kesinlikle sonunda katılıyorum. kendisi üzülür. Kesinlikle Çok katılıyorum. nettir bu. Evet, o Hani ona yük olur yani. evet o ona yük olur. Günün sonunda kendisi üzülür. Kendisi kahrolur. Problemini de kendisi yaşar. Öyle değilmiş gibi gözükür başta. Aynen, Ama görünür. öyle olur. Bunu da herkes görür, deneyimler yani. Ama dediğim gibi ben kim tutmam dedim. Ya, olan olmuş. Geçen Peki öyle. ihanet demişken Hakan Baş'la evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan oyuncu Bensu Soral ihanet iddialarına bir kez daha yanıt verdi. İzleyelim. Kadın stand-upçı bu akşam Harbiye Açık Hava'da gösteri yapacak. Gurur duyuyoruz, ne diyelim? Siz neler yapıyorsunuz peki, nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler. Öyle, bu akşam buradayız. Arkadaşımızla heyecanı paylaşmak için geldik. Çok bir merakla bekliyoruz. Hani haberler çıktı. Biz sizinle karşılaşamadığımız için soramadık ama bunları bir açıklık getirebilir biz misiniz şu an? Biz karşılaşırız da burada şimdi bu şeyi bozmak istemiyoruz. En azından bir gün düğünde de çok arada görüntülendiniz. Boşanma evet. Haberleri çıkmış. Her şey zaten hakimsiniz. Ekstra bir şey yok. Sizin kadar biliyoruz. Çok iddialar çıktı. Gerçekten İkinci şahıslarla ilgili. Bu güzel geceyi bu konularla meşgul etmek hiç istemiyorum. Çok olur bir şey söyleseniz. Yarın öbür gün görüşürüz. Üçüncü şahıslarla çok dahil oldu. En azından sizin ağzınızdan evet. bir cümle alsaydık. Gerçekten üçüncü şahıslarla asla alakası olmayan bir durum. Bildiğiniz gibi işte zaten değişik bir zor bir dönemden geçiyoruz evet. Hakan'la. Onun dışında diğer haberler kesinlikle doğru. Peki zor dönem normale döndü mü acaba? Geçtiğimiz ya, günlerde beraber düğüne katılınca bakın, acaba barıştınız mı diye şeyler kızmadık, oldu. Zaten aramız kötü değil. Ayrısınız sadece. Yani sadece böyle bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Bir şey söylüyorum. Vallahi tamam, tamam. Bu güzel geceyi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bensu'yla Hakan zaten ortak bir açıklama yapmıştı. Evliliğimizde hassas bir süreç içindeyiz. Bize zaman verin demişti. Birlikte aynı düğüne katılınca, beraber bir düğüne katılınca tamam aradaki buzlar düzeldi. İşte tekrardan evliliklerini kurtardılar olarak algılandı. Ancak önceki gün bize çiftin çok yakın bir arkadaşından yani onları tanıyan birinden telefon geldi. İnşallah o kişi yanılıyordur. Bize şunu söyledi telefonda. Boşanma kararı aldılar, o iş bitti.
İnşallah yanılır o kişi, bize söyleyen yok, yok. Kişi. Ama şimdi Bensu'nun konserdeki açıklamalarına da bakınca hani şunu diyebilir. Gayet her şey mutlu. Her şey yolunda falan diyebilir. Evet, demiyor. Demiyor. Sıkıntılar var diyor hala. Evet. Ama ben size bir şey söyleyeceğim ya. Bu kadar da mesela ben böyle insanların üstüne gelinmemesi taraftarım. Ya bitmiştir belki bir şeyler. İlla mesela her şey... Kurtarmaya çalışıyorlar. Evet, İnşallah kurtarırlar. Her şey dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor, olmuyor. Bazen. Yani çok mükemmel görünen bazı şeylerin dinamiklerinde çok farklı şeyler yaşanabiliyor. İki tane genç insan birbirlerini mutsuz ediyorlarsa hayatlarının sonuna kadar birbirlerini tahammül etmek zorunda değiller ki. Ki benim bildiğim kadarıyla onların çocukları da yok ki. Zaten evet. Çocuk da bir sorunmuş falan gibi evet, şeyler yazılıyor. Evet, evet, evet. Şimdi bu evlilikte... bazen taraflardan bir tanesi büyük bir hata yapıyor, saygısızlık yapıyor falan, ötekisini tutuyorsun haklı olarak, ama öyle bir durum da yok. Hakan Baş da çok sevilen bir figür, çok. İş dünyasında ve cemiyette yani bayağı hatırı sayılı ve ondan hep güzel bahseden dostlukları var. Bensu'yu zaten söylemeye gerek yok. Çok da zeki ve başarılı bir adam. Şimdi iki iyi, güzel, mükemmel insan da demek ki bir evliliği sürdürmeye yetmiyormuş. Hep böyle görüntüye bir şekli önem veriyor ya, ne bileyim işte insanlar. Güzel bir kadınsa yanındaki de çok yakışıklı olsun. Onlar birbirlerine çok yakışıyorlardı. Ve de çok iyi bir uyum vardı aralarında. Masal gibi düğünle evlendiler. Yani, gelinen noktada herkes onlardan bebek haberleri beklerken biz ne konuşuyoruz? Ayrılıyorlar mı, boşanıyorlar mı? Şimdi... İnsan böyle boşanma ya da büyük ayrılıklar öncesi sosyal etkinliklere, özellikle sen de bilirsin, ünlüler katılmıyor ki 40 tane mikrofon ağzına dayanıp da açıklama zorunda kalmayasın. Bensu rahat rahat gidip ya evet şu an bu gece çok güzel bir gece, ben de çok mutluyum, çok keyifliyim diyorsa sanki kafasında bir şey çözülmüş gibi yani. Evet. Negatif ya da pozitif. Ya olabilir, hani onlar nasıl mutlu olacaksa öyle olsa. Kesinlikle ama tekrar öyle. İnşallah yani. Kurtarırlar. Hiç öyle belli olmuyor yani, ben de sonuçta bir boşanma geçirdim ve evet. Hani benim de dışarıdan bakıldığında hani hiçbir problemim yoktu. Bizim evet. De her şeyimiz yaşımıza, huyumuza, evet. boyumuza uygundu. Yani aynen öyle, ama iç dinamikler farklı işliyor. Sen boşanmadan bir hafta önce, o zaman başka kanaldaydık, ya. Bizim yayınımıza evinden bağlanmıştın. Bana çok uğurlu geldiniz. Çok yapmıştı. Maşallah demiştik, bir evet. Hafta sonra boşandı. Evet. Ve herkese buradan her şey yolundaymış gibi biz algılamıştık ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. İşte onu demek o aralar istiyorum. Böyle yani karar vermiş miydiniz artık? Sıkıntılar var mıydı? Tabii o dönem ben yani kararımı vermiştim zaten. Hani o dönem var olan bir süreçti ama hani... dediğim gibi dışarıdan hani illa bir şey belli olacak vesaire gibi bir durum yok. Bir sorun ya, bakın çok elle tutulur bir sorun. İlla ki mesela bir ayrılığın ardında aldatma falan da aranmaması gerekiyor. İlla evet. İnsanlar birbirine aldattı veya bir hata yaptı diye ayrılmazlar. Hmm. Bazen aynı evin içerisinde iki farklı insan olursun. Hiçbir şey konuşamamaya başlarsın. Aynı dili konuşamamaya başlarsın. Hmm. Ve çocuk olmayan evliliklerde inanın ki ayrılıklar çok daha kolay. Tabii, doğru. Daha bağlayıcı bir şey yok. Bir şekilde doğru. Gerçekleşiyor. Çünkü çocuk bambaşka. Çocuğun olduğu zaman diyorsun ki bir dakika. Hani kurtarmaya çalışayım. Çocuk olmadığı zaman o kurtarmaya çalışmalar biraz yalan oluyor. O yüzden ben hani çocuğu olmayan, işte yaşları bize yakın bir çift olduğu için ben onları anlayabiliyorum. Çok da üstlerine gelinmemesi gerektiğini peki, düşünüyorum ve illa bir ihanet hikayesi aranmaması gerekiyor. Buket, boşandıktan sonra seni en çok üzen, kıran haberler ne oldu? Vallahi beni işte şu vardı boşandı, bu vardı boşandı. İhanet iddiaları. Evet, evet, evet. Onlar beni gerçekten çok üzdü. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle ben hala altını çizerek söylüyorum. Ben böyle bir şeyi hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu ne bana yakışır, ne ben karşı tarafa bunu yaparım. Ama ben bekliyordum böyle olacağını zaten. Çok net ifade edeyim. Bunların da çıkmasına da hiç şaşırmadım. Çünkü zaten nedenini bilmediğim bir şekilde o dönem bir başka kurumda işte birlikte çalıştım. Evet. O çalıştığım kuruma girdiğimden bu yana insanların bana bir şeyi oldu. Yani negatif yaklaşımı oldu. Hani niye o orada biz değilizcilerin alttan köpürtmeleriyle işte sürekli bir kara propaganda halinde bana saldırılmasıyla ben zaten hani alışkın olduğum süreçlerde biliyorsunuz ben neler yaşadım. Tabii. Sadece evlenme, boşanma, ilişkiler konusunda değil. Başka evet. Başka şeyler de oldu. Sürekli negatif senaryolar önüme konmuştu. Beklediğim bir şeydi. Herkese Allah'a havale ediyorum. Günün sonunda kişinin Allah'la kendisi arasında diye düşünüyorum yaşadığı şeyler.